Valla hoş geldiniz Örgü Dünyası kanalıma. Bugün sizlerle bu güzel tığ işi, yelek modeli, hırka, her türlü örgüde kullanabileceğiniz çok cici bir model. Ben şöyle ufak bir parça yaptım sizler için. Şöyle göstereyim. Dolgulardan ve zincirlerden oluşuyor. Çok güzel yelekler, hırkalar yapabilirsiniz bununla. Altına sık iğneyle lastik çalıştık. Üstüne modelimizi kuruyoruz. Oldukça kolay bir model. Hızlı da ilerliyor. Vakit kaybetmeden çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben ön hazırlık olsun diye şöyle 10 tane zincirin üstüne 9 tane sık iğneden örgümü yaptım. Kullandığım iplik yine Alize Bahar. %100 merserize koton bir iplik. Çok güzel bir dokusu var. Mevsimlik ve yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek, çeyizlik yelek yapacaksanız Angora Gold'larla örebilirsiniz bu modeli. Tığ olarak da 2 milim, 2 numara 2 milim tulip tığ kullanıyorum. Şimdi dediğim gibi ufak bir parça ben lastik ördüm. Şimdi üzerine modelin kurulumunu yapacağız hep birlikte. Modelimizi kurmaya başlayalım. Lastiğimizi ördükten sonra 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şu ara boşluğa batıyorum. Üçlü trabzan yapacağız. 1 çekiyorum. 2 3. Doladım tığıma. Şu kabarık olan yere bir sefer batıyorum. Yine üçlü trabzanımı yaptım. 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çektik. Şu ara boşluğu atlıyoruz. Şu kabarık olan sık iğnenin ortasına batıyorum. Ve buraya sık iğneyle sabitliyorum bunu. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki kabarık olan sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve yine buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir tanesini tam iki sık iğnenin arasına batıyorum. Ve üçüncüsünü yine kabarık görünen yere battım. Ve şöyle 3 trabzan, 3 zincir sık iğneyle tutturuyoruz. 3 zincir çekerek yine 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki kabarık gördüğüm noktaya batıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Bu sıra, ilk sıra bu şekilde arkadaşlar. Bir sonrakini atlıyorum. İlk trabzanımı buraya yapıyorum. Ara boşluğa batıyorum. Üçlü trabzanımı ördüm. Ve diğer kabarık görünen boşluğa batıp yine trabzanımı yaptım. İlk sıra bu şekilde arkadaşlar. Üçlü trabzan ve zincirle sık iğneyle sabitliyoruz. Bu sıra bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. İlk sıranın sonuna kadar ben yaptım. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Diğer sıraya 7 tane zincir çekerek devam ediyoruz. 6, 7. Dönüyorum. İlk gördüğüm boşluğa sık iğneyle sabitliyorum. Bundan sonra 5 5 çekeceğiz. 2 3 4 5. Bir sonraki boşluğa batıp sık iğneyle sabitliyoruz. 5 tane zincir. Şu zincirli boşluklara tutturacağız hep. 5 tane zincir. Bir sonraki boşluğa. Bu sırada bu şekilde arkadaşlar. Şu boşluklara 5 zincirle sık iğne yapıp zincirlerimizi tutturacağız. Evet, sıra sonuna geldiğimde en son boşluğuma 5 zincirimi tutturdum. Sıra sonunda 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Şu baştaki zincirin tepesine batıyoruz. Ve bir tane ikili trabzanla buraya son boşluğumuzu yapıyoruz.
3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Ve şimdi buraya 1 2 3 4 ve 5. Zincir hariç 5 tane üçlü trabzan yaptık. Hiç zincir falan çekmeden bir sonraki boşluğa atlıyoruz. Sık iğne ile tutturuyoruz. Doluyorum tığıma. Yanındaki boşluğa 7 tane üçlü trabzan yapacağız. Başlarken kenardakilere 5'er tane yapıyoruz. Diğer aradaki boşluklara 7'şer tane üçlü trabzan öreceğiz. Ve 7. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. Doluyorum tığımı. Diğerine geçiyorum. Ve yine buraya 7 tane üçlü trabzanımı örüyorum. Yedi tane trabzanı ördüm. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile tutturdum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sık iğne ile sondan bir önceki boşluğa tutturdum. Ve en son boşluğa 1 2 3 4 ve 5. Sonuncusuna ve baştakine 5'er tane dolduruyoruz trabzanlarımızı ve ilk modelimiz bitmiş oldu. Şimdi ikinci sefer modeli kurmak için ne yapıyoruz? Zincir çekiyoruz, bir tane dönüyoruz. Baştan başlayıp sık iğne yapacağız. 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 tane boşluk kalıyor. Arada 5 tane zincir çekiyoruz. Şu ortadaki birleştirdiğimiz 7 tane trabzanın başından 1 2 tane bırakıyoruz, 3.'ye batıyoruz. 1 2 ve 3. Sonda da 2 tane trabzanın tepesi boş kalmış oldu. 5 tane zincir çekiyoruz. Bir sonrakini atlıyoruz. 1 2 tane bırakıyoruz, 3.'ye sık iğnemizi yapıyoruz. 2 3 tane sık iğne yaptım yan yana. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Diğerini atlıyorum. 1 2 atlıyoruz. Üçüncüsüne sık iğneyi yapıyoruz. İkinciyi yaptım. 3. Tekrar 5 zincir. 1 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne sık iğnemi yapıyorum. 2 tane daha. Bu şekilde zincir ve sık iğnelerle sıramızın başına kadar örüyoruz. Sona geldiğimizde yine 1-2 tane atlıyoruz ve sonda 3 tane trabzan kalıyor. 1 2 ve 3. Onların da tepelerine batarak 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip dönüyoruz ve bu aşağıda yaptığımız işlemin aynısını burada tekrar ediyoruz. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Modelin yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımız çok rahatlıkla örebilir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.